Evet arkadaşlar, tekrardan herkese merhabalar. Bugün arkadaşlar bağımsız örneklemler için iki yönlü ANOVA testinden bahsedeceğiz. Bu iki yönlü ANOVA testi arkadaşlar, iki bağımsız değişkenin bir bağımlı değişken üzerindeki etkisini incelemek amacıyla kullanılan ve sık tercih ettiğimiz testlerden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi tabi burada bir SPSS üzerinden uygulamalı bir şekilde, bir örnek üzerinden size kolay bir şekilde anlatmaya çalışacağım. ANOVA'yı biliyorsunuz arkadaşlar, bunlar parametrik testler. Yani öncelikle biz veri setimize başlamadan önce sayısal değişkenimizin normal dağılım şartlarını sağlayıp sağlamadığına bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi iki bağımsız değişken derken mesela medeni durumla eğitim düzeyi arkadaşlar. Bakın burada da zaten girdik. Medeni durum, eğitim düzeyi. Şu aşağıdan medeni durum arkadaşlar, gördüğünüz gibi 3 kategoriye ayırdık. Evli, bekar, dul. Eğitim düzeyinde arkadaşlar yine 4 kategoriye ayırdık. Çünkü bizim örnek senaryomuz hastanede çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri ölçek puanının eğitim düzeyi ile medeni halin, medeni hal değişkeninin etkisi var mı yok mu? Ve bu medeni durum ve eğitim düzeyinin ortak etkisi var mı arkadaşlar? Böyle örneklerde biz bağımsız örneklemler için iki yönlü ANOVA'yı kullanıyoruz arkadaşlar. Bu testi yapabilmemiz için arkadaşlar yine söylüyorum, iki tane bağımsız değişkenimiz, bir tane bağımlı değişkenimiz. Bizim örneğimizde bağımlı değişkenimiz tükenmişlik ölçeği kullandık ve bu ölçeği veri setimize girdik. Katılımcıların verdiği cevaplara. Bağımsız değişkenlerimiz ise eğitim düzeyi ve medeni durum arkadaşlar. Şimdi öncelikle biz normal dağılım şartlarını sağlıyor mu sağlamıyor mu ona bakmamız lazım. Bunun için arkadaşlar Analyze, Descriptive Statistics, Explorer'dan giriyoruz arkadaşlar. Buradan tükenmişliğimizi atıyoruz. Dependent, yani bağımlı değişkenimizi tükenmişlik olarak belirlemiştik zaten, atıyoruz. Buradan plot seçeneğini tıklayıp histogram ve normal dağılım kutucuklarını işaretleyip OK tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz şunu şöyle büyüteyim. Bakın veri sayımız 50'nin üzerinde olduğu için biz normal dağılım şartlarını Kolmogorov-Smirnov testine bakarak yapıyorduk. Bakın buradaki P değeri 0.20, yani 0.05'ten büyük. Aşağıdaki zaten histogram grafiğine de baktığınız zaman arkadaşlar dağılımın normal olduğunu anlıyorsunuz. Zaten buradaki P değeri 0.05'ten büyükse bizim sayısal verimizin normal dağıldığını biz söylüyorduk arkadaşlar. Şimdi demek ki biz bu bağımsız örneklemler için iki yönlü ANOVA testini yapabiliriz. Çünkü sayısal verimiz normal dağılım şartlarını sağlıyor arkadaşlar. Şimdi buradan normal dağılım şartlarına baktıktan sonra bizim arkadaşlar bağımsız değişkenler için iki yönlü ANOVA testini, Analyze, General Linear modelden Univariate arkadaşlar. Bunu tıkladık. Bağımlı değişkenimiz tükenmişliği buraya attık. Bağımsız değişkenlerimiz arkadaşlar Fixed Factor kısmına atıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Buradan Options seçeneğini tıkladık. Display mean for, yani ortalamaları karşılaştıracağımız değişkenleri, eğitim düzeyi, medeni durum ve ortak etkisi var mı bunların, eğitim düzeyi ve medeni durumun ortak etkisi var mı? Bu tarafa atıyoruz arkadaşlar. Tabii ki ANOVA testi olduğu için bir homojenliğe bakmamız lazım ve tanımlayıcı betimsel istatistiklere de bakmamız lazım. Continue diyoruz arkadaşlar.
Bunun dışında OK'yi tıkladık. Şimdi açılan pencerede arkadaşlar, burada mesela tanımlayıcı istatistikler, eğitim düzeyi, medeni durum. Mesela lise mezunu evliler 26 kişi, ortalama standart sapmaları verilmiş. Burada Levena test istatistiği önemli arkadaşlar. Bakın buradaki P değeri 0.05'ten büyük. Yani bu ne demek? Bizim veri setimiz homojen olarak dağılıyor. Çünkü anavanın şartlarından biri homojen olması. Ve bu homojenlikten birazdan yine bahsedeceğim. Burada bakın anava tablosu var arkadaşlar. Burada F değeri ve P değeri önemli. Mesela burada eğitim düzeyi, medeni durum ve ikisinin etkisinin arkadaşlar P değerlerine bakıyoruz. Hepsi 0.05'ten büyük çıkmış. Yani istatistiksel olarak bir fark bulamamışız arkadaşlar maalesef. Tabi bütün bilimsel çalışmalarda bir fark olacak diye bir şey yok mu? O nedenle fark bulamayabiliriz. Ve buradaki F değeri önemli. Yine arkadaşlar buradaki kareler toplamı, kareler ortalaması. Hep bunları biz araştırma raporlarımıza yazmamız gereken değerler. Bizim bakın burada yine söylüyorum, eğitim düzeyi medeni durum ve eğitim düzeyi medeni durum ortak etkisi P değeri 0.05'ten büyük çıktığı için istatistiksel olarak bir fark bulamadık. Yani burada testi sonlandırmamız gerekiyor. Velev ki fark çıksaydı arkadaşlar. Fark çıksaydı farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmamız için arkadaşlar biz postdoc testi yapmamız gerekiyordu. Buradan bakın Optinus'tan seçmiştik homojenlik tanımlayıcı istatistikleri. Tekrar gelip buradan postdoc'u seçip biraz önce Levene test sonucumuzdaki P değeri 0.05'ten büyük çıktığı için bakın burada ne var? Varyansların eşit olduğu ve varyansların eşit olmadığı. Buradan postdoc yapacağımız değişkenleri sağ tarafa atıyoruz. Ve medeni durum arkadaşlar. Burada önemli olan nokta şu. Eğer bizim değişkenimiz iki kategorili ise biz postdoc bakamayız iki kategorili de. İki kategoriden fazla olması lazım arkadaşlar. Bakın eğitim düzeyi biraz önce gösterdim. 4 kategorili bir değişken. Medeni durumda 3 kategorili bir değişken olarak biz veri setimize girmiştik. O yüzden biz bunlara postdoc yapabiliriz. Ama cinsiyet olsaydı mesela kadın erkek, kadın erkeğe atmamıza gerek yoktu. Çünkü iki kategorili değişkenlerde farkın hangi gruptan kaynaklandığını bulmak kolay arkadaşlar. Bizim tabularımızda ortalamalarına bakıp hangi grubun ortalamaları düşük ya da yüksekse farkı anlaşılabiliyor. Ama 3 kategorili ya da daha fazla değişkenlerde farkın hangi kategoriden kaynaklandığını bulmamız için bizim postdoc testi yapmamız lazım. Burada biraz önce de söyledim. Levene testi sonucunda P 0.05'ten büyük olduğu için genelde Tukey testi. Tabii burada bir çok fazla test var. Bunları literatürde bakabilirsiniz. Hangi test nerelerde kullanılıyor? Genelde ben Tukey kullanıyorum arkadaşlar. Continue'a basıyorum. OK'ye basıyorum arkadaşlar. Bizim postdoc test sonucumuz bakın. Bakın postdoc test sonucumuz burada veriyor arkadaşlar. Eğer bir anlamlılık olsaydı buralarda arkadaşlar yıldızlar olacaktı. Ve yıldızların karşısındaki significance yani P değerlerine bakacaktık. Ve hangi gruptan kaynaklandığını mesela lise ve lisansta yıldız işareti olsaydı diyecektik ki lise ve lisanstan kaynaklanıyor. Tükenmişlik düzeyine etkisi gibi yorumlar yapacaktık arkadaşlar. Ama maalesef şu an bizim yaptığımız analizde P değerimiz 0.05'ten büyük çıktı arkadaşlar. Bakın yine gösteriyorum. Okey. Bakın arkadaşlar ANOVA tablomuzdaki P değerlerini görüyorsunuz değil mi? 0.05'ten büyük çıktı. Bu durumda testi sonlandırıyoruz arkadaşlar ve anlamlılık bulunamamıştır diyoruz arkadaşlar. Bağımsız değişkenler için iki yönlü ANOVA testi bu şekilde arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.